Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Edi ile Büdü kaldık. Nasılsın Edi? Vallahi iyi, araba sürüyor. Nuri ile ikimiz artık vloglara devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dışarı çıktık, arabadayız. Tahmin edin niçin çıktık? Süheyla'ya abisinin bir sürprizi var ve bugün onu planlayacağız. İkimiz birlikte gezeceğiz. Ona küçük bir hediye alacağız. Size çok sevineceği bir hediye olacak. Bu anları da mümkün olduğu kadarını sizinle paylaşacağız. Her detayını vermeyeceğim çünkü Süheyla hemen öğrensin istemiyorum yani. Arkadaşlar. Ama sevebileceği bir hediye, ihtiyacı olan bir şeydi. Uzun süredir istediği bir şey. Evet. Yani. Hemen halledeceğim. İnşallah. Şimdi beraber bakalım nerelere gideceğiz. Parça parça çekmeye çalışacağım her zamanki söylediğim gibi. Arkadaşlar bu arada dün Süheyla ile konuştum. Gittiği günden beri konuşuyoruz da sürekli. Süheyla maalesef ilk günden, yani ikinci günden diyelim, grip olmuş. Boğazları şişmiş. Sanırım hava değişiminden mi, yoksa alıştı öğlene kadar yatmaya, sabah erken kalkıp havalar birden soğudu ondan mı bilmiyorum ama grip olmuş. Boğazları ağrıyor. Pek tadı yok gibi. Ama güzel bir yanı var. Arkadaş edinmiş. Yani arkadaşlıkları güzel. Şu andan hemen sosyalleşmeye başlamış. Bu da iyi bir şey Süheyla için. Yani orada anlaşabileceği güzel arkadaşlıklar edinmesi, orada kalması için, yani rahat edebilmesi için iyi bir şey. Bir yandan güzel, bir yandan da işte grip olması iyi değil. Bana soruyor grip için, diyor ne ilacı alayım diyor. İşte elin acıtmış herhalde, biraz krem falan sordu. Uyum sağlamaya çalışıyor kısacası ama kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, hayatı öğrenebilmesi için bütün bunları yaşaması gerekiyor. Böyle parça parça her anını aktarmaya çalışacağım. İnşallah sizlere, hani merak eden, soran, Süheyla abla videolarda olmayacak. Olacak mümkün olduğunca arkadaşlar, Süheyla'yı her bulduğumda vlog çekmeye çalışacağım. Şaka kanalına yine dediğim gibi videolar çekmeye çalışacağım. Hani ayın her günü olmayacak ama ayda birkaç videoda olacak inşallah. Optimum'a geldik arkadaşlar. Ana geçmiş olsun genç. Tekeri patlamış hatırlamış. Ay dikkat etmedim. Motorcu değil mi? Yok ya, şey normal bir araba, tekeri patlamış. Görmedim şimdi, yani motor gibi şey yaptım. Evet. Optimum'da hediyemizi orada bakacağız arkadaşlar. Bulabilirsek ya da şöyle beğenebilirsek diyelim. Bir göz gezdirmeyecek. Bana beni sağ ol. Sabahtan beri 3 tane mesaj atıyorlar bana. Evet. Ne oluyor bugün? Doğum günü falan mı? Maalesef. Doğum günün değil oğlum. Doğum günüm gelmesin artık. Bir sonraki doğum günüm de 26'yım çünkü hoş değil. Daha dur. Ne daha dur? Ben ne yapayım Nuri? Anne 4 yıl sonra artık hani gençten orta yaşlıya geçeceğim. Anladın mı? Daha hayatın baharındasın Şükret. Nuri böyle derken arkadaşlar, ben ne yapayım doğum günüm gelince? Gerçi doğum günüm bile belli değil ki ne deyip. Çok korktum. Bu ne? Panayır mı? Ne bu? Hatay sofrası. Arkadaşlar Hatay sofrası var. Ufacık bir gezinti yapalım mı? Dur şeyinde geçeyim var. Ne gezintisi ya? Hayır ama kaçırmayalım. İşimizi tamam. De hallederiz değil mi arkadaşlar? Ufak bir şey yapalım. Hatay sofrası. Nuri sen bayılırsın Hatay sofrasına. O yüzden gitmiyorum. Çok para gider. Arkadaşlar orada devam edeceğim. Arkadaşlar bakın. Optimum'un önünde Hatay sofrası şeyi kurulmuş. Nuri ile birlikte oraya doğru gidiyoruz. Önce orayı gezeceğiz. Sonrasında da Optimum'a girip Süheyla'nın hediyesine bakacağız. Arkadaşlar ufak şey, yiyecek şeyi beklediğimiz gibi. Ya ben sana bir şey diyeyim. Evet arkadaşlar, beklediğimiz gibi bir şey olmadığı İzliyor. İçin çekemedik. Ufak Ömer, bir yemek standı şeyi Ömer. Kurulmuş standı. Ömer izliyorsan duy beni. Benim biberli ekmeklerimi getir oğlum. Sen biberli ve sarımsaklı ekmek seviyorsun, o mu? Hayır o değil. Şimdi bak şurada biberli ekmek yazıyor, görüyor musun fotoğrafını? Ha. O. Peynirli bir ekmek. Mevzu şey. Nasıl tarif edeyim sana? Buradakiler hazır biliyor musun? İl yapımı değil, belli, dondurulmuş falan, hoş değil. Evet. Ömer'in annesi yapıyor sağ olsun, ellerine kollarına sağlık. Üf. Bildiğin peynir, değişik bir peynir var. Kutsuz peynir var ya. Evet. Lahmacun gibi onu seriyor. Üstüne biber miber. Üf. Lahmacundan daha güzel oluyor. Evet. O zaman Ömer'e söyle. Getirsin bir tadına bakalım. Valla getireceğim dediydi de Hatay'a gitmesi lazım onun için. Evet. Bir Hatay'a gidince getireceğim diyordu.
kere getirmiş yedik onun evde. Üf. Çok güzel. 25 yaşında bir gencim. Çıtırım. Evet. Nasıl, iyi miyim, hoş muyum? İyisin. Mağazası var mıydı burada ya? Hı? Mağazası burada var mıydı Greyler'in? Vardı. Yer değiştirmiş herhalde, vardı ama. Değil mi? Evet. Arkadaşlar, Süheyla'nın hediyesini aldık. Nuri. Nasıl bağırıyor ama Cem Karaca'ydı, evet, sanırım. Evet. Ne diyordum? Hediye. Hediyemizi aldık. Hediyenin bir eksiği varmış. O eksiğini arıyorum şimdi. Eksiğini de bulduktan sonra benim için hediye tamamlanmış olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onun için başka bir yere gidiyoruz. Metromal AVM'ye gidiyoruz. Evet, Süheyla'ya da söylemedim, hediye aldım. Size de söylemedik. Sürpriz. Sürpriz bir hediye olacak. Tabii ki bu hediyeyi Nurettin götürecek. Evet, yolda video çekerim. Evet, size yolda video çekecek. Süheyla'yı çekecek. Yani Süheyla'yı özleyenler bir şekilde ulaşıyoruz. Evet, yani burada şimdi Süheyla umarım bu videoyu izlemez. Benim oraya gideceğimi bilmez. Anne, bir telefonu çek. Anne. Pardon. Eyna'yı göremiyorum. Bak, senin yüzünden yola giremedim. Tamam. Gel üstüme şimdi. Çık kanka. Allah Allah. Tamam mı? Açıldı mı? Açıldı. Evet arkadaşlar, bu şekilde çekeyim. Bugün insancıklar sakin, sakin. Yok, relax. Sakinim de araba sürme konusunda birazcık kötüler. Evet, bazen oluyor. Tabii ki de ben kusursuz bir insan mıyım? Hayır, benim bir kötü günüm oluyor. Evet. O yüzden arkadaşlar böyle. Bir yandan yola odaklanmaya çalışıyorum, şey yapamıyorum. Önemli olan şu an için yol, değil mi arkadaşlar? Kanka. Aşağı mı gireceğiz? Evet, otoparka gireceğim. Arkadaşlar aşağı doğru gireceğiz. Evet, abi, otoparktayız abi. Arkadaşlar. Sıkıntı yok, karanlıkta görüyorduk biz seni. Abi, geç kanka. Geç. Işığı söndürecek, gözünü almasın. Kanka sen de var ya. Geç dedikçe geçmiyorsunuz ya. Sizi de tebrik ediyorum. Yol veriyorum, mümin kardeşleriyim. Arkadaşlar burası Metromel AVM'nin alt kattaki otoparkı. Nuri genelde alt kata giriyor, yani dışarıya park etmiyor. Ya şöyle, ben alt katını seviyorum buranın, iyi. Temiz ve geniş, ferah. Ama bugün çok dolu. Evet, bugün çok dolu. Şimdi bir yer bulalım annemiz. Evet. Evet, otoparktayız. Neyse. Arkadaşlar D7. Arabayı da kaybetmeyelim. Otoparkta araba kaybedip bulanlar var mı? Çok zor oluyor. Hadi. Demin öğrettin. Ha? Otoparkta araba kaybedip bulmak ne kadar zor, yerine bakmayın. Uzun. Değişim var onun. Evet. Güzel. Bence de yürüyelim. Arkadaşlar, hediyemizi aldık, eve döndük. Ama Nuri ile düşündük ikimiz. Bu hediyemizi sizinle paylaşalım. Sonra da Süheyla'ya söyleyelim. Evet. Çünkü Nurettin oraya gitmek istemedi. Giderse yollarda ceza yiyecek. En son gidip geldiğimizde sağ olsun Devlet Baba bize bir sağlam ceza yazdı trafikte. Bu nasıl açılıyor? Bir saniye. Nuri yine ceza yiyeceğinden korktuğu için gitmek istemedi. Süheyla'yı göremeyeceksiniz ama Süheyla'yı telefonda göstereceğiz şimdi size. Tabii o da uygunsa arayacağız. Süheyla'nın çok istediği bir şey aldık arkadaşlar. Dur, önce Süheyla'yı arayalım. Bir şey sorsaydın, ekrana çıkacak mı, uygun mu? Ya da uyudu mu? Yurtta kızlarla oturuyordu en son. Videoda kameranı sil. Pis. Kameramı...
Arkadaşlar. Kızlar sesiniz geliyor. Süheyla. Dur. Kızlar videoyu izlerseniz sesinizi duyabilirsiniz. Tamam mı? Hazır mısın? Video çekiyoruz annemle. Bak. Tamam. Sana ne aldığımı gösteriyor. Arkadaşlar seni özlemiş Süheyla. Gösterebilir miyiz seni? Çekmeyebilir ama göster. Arkadaşlar işte kankanız burada. Süheyla'yı özledik. Süheyla'sız olmaz bir yerine. O ne be? Tahmin et bu ne? Bilmiyorum. Çünkü... Tahmin et bu ne? Erkek mi aldın? Evet. Süheyla senin bir zamanlar bir hayalin vardı. Hatırlıyor musun? Bak kanka. iPad mi aldın? Evet, iPad aldım. Hem de özellikle sana bak gittim. Şuna da bir ton para verdim de bunu aldım bak. 3000 lira mı? 4,5. Ne 3'ü? Hangi Cühela devirde yaşıyorsun? Dur bak ilk ben elimi alayım. Ooo. Bak oğlum bak. Şşş. Arkadaşlar bu arada reklam değildir. Tamam. Tabii. Evet. Tabii ki bana şey yani bu. Bana zimmetli. Parasını beğenmedim. Gördün mü bak. İnternet çekmeyebilir. He dur düştü. Bak oğlum. Duymadım bir internet gitti. Nasıl? Sıfır. Dur bak. Çok geçiriyorsun. Bir de rengine bakalım bunun. Bunu açıyorum bekle. Sıfır. Sıfır yollamayacağım. Bir saniye Nuri. Bir saniye. Bekle. Dur açamadım. Fakirlik böyle bir şey. Açmayı. Arkadaş. Antin Kuntin mi? Sen abini tanımıyor musun? Mavi. Mavarmış lan bu. Ha bak rengini de şöyle göstereyim. Bak. Gördün mü lan? Gördüm. Afiyet olsun. Güle güle kullan kızım. Ben şimdi bunu sana yarın bir gün kargolayacağım tamam mı? Tamam. Ben bunun kurulumunu yaparım. Bak içinde kabloları, şarj aleti her şeyi var. Tamam mı lan? Olacak şurada. Ağlama ağlama. Abin sana yine kıyamadı. Var bak sticker'lar bile duruyor lan. Bu kara. Bir şey olduğunda faturaları bende bana ulaşıyorsun tamam mı? Evet. Tamam. Çünkü evet. İnternetim yok ya bir de. Yurdun interneti tamam var ama şey çekimi çok iyiydi. Evet tamam. Tüm kağıtlarım bunda ben bunu sana kargolayacağım. Hadi öptük. İyi muhabbetler. Şöyle bir göster Süheyla'yı bize Nuri. Ha bak. Evet arkadaşlar şöyle. Bak anam sana sesleniyor. Kızım güle güle kullan. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Allah zihin açıklığı versin. Yat dinlen hastasın. Hadi git. Hadi git. Selam söyle arkadaşlarına. İyi eğlenceler. Evet arkadaşlar Nuri dayanamadı. Size de Süheyla'ya da hediyesini gösterdi. Süheyla'nın uzun süredir istediği bu. Çizim de yapacak bu arada. O yüzden kalemli aldı. Hem dersleri için kullansın hem de istediği bir şey olduğu için bunu tercih ettik. İnşallah memnun kalır. Öncesinde dedik ki oraya götürsün Nurettin ama sonra dedik kargolayalım bakalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Mümkün olduğunca da Süheyla'yı bu şekilde sizlere göstermeye çalışacağız. Her fırsatta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.